Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle Punch'ta en çok takıldığımız noktalardan biri olan yazılı harfleri nasıl yapıyorum onu göstereceğim. İlk olarak şöyle normalde benim kanal için yaptığım daha önceden de olan bir havlum var. Bu havlu arkadaşlar şöyle bir şey. Normalde işlemeyi yaparken biz genelde düğüm atmıyoruz Punch'ta. Her seferinde kesip bırakıyoruz. Ama arkasına sıvı silikon yapıştırıcısını geçtiğimiz için hatta bu havlu her zaman beyazlarla yıkandığı halde en az 20 kere ki yıkanmıştır. Herhangi bir sorun şöyle göstereyim. Olmadı. Hani düğüm yapamıyoruz ama bu sökülür mü veya sonradan bir sorun yaşar mısınız gibi soruları çok alıyoruz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yeter ki işlemeniz bittikten sonra o sıvı silikonu güzelce işlemenizin her bir tarafına gelecek şekilde mutlaka yapın. Çünkü bazen işlememizin sıvı silikonu geçerken şu yan kısımlarınızı eğer yapıştırıcısını değdirmezseniz de bu yan kısımlarda hafif atmalar olur her yıkanışta. O yüzden işlememizde bol bol sıvı silikon yapıştırıcısını kullanalım ve güzel yapıştıralım. Bu sıvı silikon ise diğer videoların hepsinde gösterdim. Kanalımda videoları var. İşlemede nasıl sıvı silikon geçeriz, işlememizdeki dikiş nakış hepsi var. Çıkan ipler nasıl alınır diye. Ama şöyle bir şey, bu harf çizimini de gösterdim ama şöyle bir şey arkadaşlar, eğer küçük havlu kullanıyorsanız da harflerinizin boyutunu küçük yapmanız lazım. Büyük havluları daha büyük. Şöyle bir şey, bir de bütün harflerinizi punch havlusu yapıyorsanız ve harf işlemeli yapacaksanız da küçük baş harfini büyük ve diğer harfleri ise küçük kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle, ilk harflerim benim her zaman büyük olurken diğer harflerimi küçük yapıyorum çünkü daha güzel görünüyor. Her harfi büyük yaptığımda hem işlemem çok büyük oluyor hem de görünüşü biraz daha kötü olabiliyor. Şimdi bunu nasıl yapıyorum derseniz de işlemememizin her zaman başta arka kısmından biz işlememizi yapıyoruz. O yüzden de arka kısımdan başlarken harfleri her seferinde ters çizip ama işleme yaptığımızda bu ön kısmına düz oluyor. Onu da şimdi göstereceğim size. Şöyle havlumu alıyorum. Normalde kullandığım havlu benim her zaman Fiesta. Bunlar fiyatları değişiyor. 7,5-8. Yani aldığınız yere göre değişiyor fiyatları. Havlumu aldım. Mutfak havlusunu genellikle küçük boy tercih ediyoruz. Bu havlumu çevirdikten sonra sağ taraftan başlayacak şekilde arkadaşlar her harfimi ters olacak şekilde çiziyorum. Ama mutlaka şu sağ son işini karıştırmayın arkadaşlar. Genellikle şuradan başlanıyor soldan ama sol değil. Havlunuzun size olan kısmından sağ kısımdan başlıyoruz. Her harfimizi ters çizerek yapıyoruz. Boşluklarınızı zaten kendiniz ayarlıyorsunuz. Bir de eğer harf, punch'ta harf yapıyorsanız genellikle mutlaka yan kısımlarına bir dolgu geçmeniz lazım. Çünkü sadece ben gri ile yaptım veya farklı renkle yaptığım halde yan kenarlarındaki harfler çok belli olmadı. O yüzden mutlaka her zaman yan dolgu geçiyorum harflerde ki tam net ve güzel görünsün diye. Tek iple yaparsanız da harfler çok belli olmuyor ve çok da rahat okunamıyor. O yüzden ip alırken iki rengi birbirine uydurup almanızı tavsiye ederim. Bunu aldıktan sonra harflerimi nasıl yapıyorum derseniz de genellikle harf cetvelleri var. Onları alıp kullanabilirsin. Ama o cetvellerdeki ölçüler her zaman havluyla eşit olamayabiliyor. Veya bilgisayardan harfleri çıktı çıktı alabilirsiniz. Veya oturup çizimi güzel olan arkadaşlarım varsa ve benim bir sürü harf kalıbım var onları göstereceğim. Şöyle kendiniz kalıplarınızı kendiniz çizebilirsiniz. Hemen göstereyim. Şöyle bu tarz çiziyoruz. Böyle kendiniz çizip ya da direkt böyle harfleri elinizde değil de direkt tersine yaza yaza da gidebilirsiniz. Harf kalıplarıyla daha rahat boşlukları ayırdığım için ben o yüzden bu her zaman kalıp kullanıyorum. Siz de isterseniz ise bu tarz harf kalıplarını çizip her boyuta göre yapabilirsiniz. Bu kalıplarımı da nasıl yapıyorum derseniz çizip yaptıktan sonra mutlaka havluya çizerken arkadaşlar kurşun kalemle çizmenizi tavsiye ediyorum. Sakın tükenmez kalem veya mürekkep bir kalem kullanmayın. Çünkü havlu yıkandığında o mürekkep bezine geçiyor ve çok kötü bir görüntü oluyor. Harfimi çizmek için alıyorum düz ilkenini. Şöyle ters çevirip getiriyorum. Hemen
kurşun kalem ile yanlarını geçiyorum. Aynı şekilde diğer harflerimin küçük olanları da yavaş yavaş alıp sıra sıra yanlarına koyup yapıyorum. İlk olarak dizip sonra çizimini yapıyorum. Siz de isterseniz bu tarz yapabilirsiniz. Veya bilgisayarınızı, o ekranları açıp ekranınızdan yapabilirsiniz. Telefonunuzun ekranını açıp oradan büyütüp küçültüp harf kalıplarınızı çizip yapabilirsiniz. Benim kalıp sistemim böyleydi arkadaşlar. Kendi isteğinize göre istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bir de havlu alırken şöyle uç kısımları püsküllü olan havluları almanız daha iyi olur. Çünkü düz oldu mu daha sade duruyor. Ama püsküllü oldu mu rahat oluyor. Sonradan ucularına bazen işleme yapılıyor. Panşta sadece panç havlusu oldu mu daha güzel oluyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.